Herkese yepyeni bir videodan merhabalar dostlar. Bugün yine çok temiz, çok güzel bir içeriğimizle karşınızdayım. Dostlarım geçen videoda demişsiniz ki full event yapıyorsun. Bu videoda event'ı kısıyoruz, farm'a abanıyoruz. Devam, let's go. Dostlarım farm'ımıza CZ'de Stone Golem slotunda başladım. Hatta şöyle ilk TS'imizi aldık. Şöyle bir tane de Long Spear aldım videoya girmeden önce. Dostlarım farm için bu seride şöyle benim izin günüm olduğu için bugün bir tane tato, bir tane kanat böyle bir günlük ne var ne yok ne bulduysak bastık açıkçası. İkinci TS'miz de geldi bu arada gayet güzel gidiyor farmımız. Ne bulduysak bastık dostlar. Hem biraz Magic Pack'imizi de böylece hafifletmiş olduk. Hatta ben şurada bir tane de Armor TC'ye basacağım dostlar daha az pot yememiz açısından. İster istemez bu şeyler dostlar. Golemler kodumu oturtturuyor açıkçası. Biraz problem oluyor. Karakterimizin defansı çok az. Artı 8 FP takıyoruz hala gördüğünüz gibi. Bu mitrillerimizi hala alamadık. Elimizden geldiğince mitrilleri almaya çalışacağız dostlar. Velhasıl dostlarım buradayız. Slotumuz basılana kadar, KS'ye gelene kadar, herhangi bir sıkıntı olana kadar buradan gitmeyi düşünmüyorum. Tek slotlu olsa burayı elimizden geldiğince döneceğiz dostlar. Şimdilik üzerimiz doğana kadar buradayız. Sizlere iyi seyirler. Bizlere iyi farmlar olsun. Evet dostlarım şöyle bir tohumumuzu atalım sizlerle birlikte yaklaşık 50 dakikadır farmdayız. Şöyle çöplerimizi sizlerin huzurunda satalım dostlarım. Bakın çok tatlı çöpler. Çöplerimizi sattık. 2M paramıza ulaştık. Hemen RPR'lerimizi geçiyoruz. Dostlarım potlarımı alıyorum. Wow'larımı alıyorum. Tekrardan slot'a gidiyoruz. Güzel bir farma devam ediyoruz. Evet dostlarım tekrar kayıttayız. Şöyle gösterelim. 67 AP'lik MP Recover item düşürdük arkadaşlar. Hacker'ımız geldi. Bu ne kadar piyasa değerine bakacağız. Ama para eder arkadaşlar kesinlikle. Tabii 70 küsur AP'liği en iyi olanı ama bu da iyi kötü bir para eder diye düşünüyorum. Güzel oldu. Bu arada farmımıza devam ediyoruz dostlar. 21 TS'miz işte şeller falan bayağı bir gelmeye başlıyor. Yani yağıyor dostlar çok şükür. Hani neredeyse 1 saati geride bıraktık artık farmda. Ama ben tek slot Stone Golem'i de yine seviyorum dostlar. Yani tabii çift slot troll falan açıkçası daha güzel oluyor ama tek slot Golem de gayet kafi. Hani saatlik 6M falan bırakıyor. Allah bin bereket versin. Yani ne yapalım dostlar? 6M'imiz 6M'dir. XP de kasıyor sonuçta güzel. Fena değil. Mastodon'a gitmiyorum. Yanında arkadaş dönüyor. Bu şekilde dostlar bir tane hacker'ımızı da düşürdük. Farmımıza tam gaz devam ediyoruz. Puslarımız basılı. Her şey stabil. Farma devam. Evet dostlarım tekrar birlikteyiz. Bu arada meydanı boş bulduk. Çift slot dönüyoruz dostlar ne zamandır. CZ'nin kapanmasına daha 15-20 dakika daha var. Gördüğünüz gibi 31 tane TS'ye ulaştık dostlar. Gayet güzel. Şimdi şöyle çöplerimizi sizlerle birlikte satalım. 17 tane Mastodon büzüğünü de koyunca tabii burada bir 1M 350K yaptı dostlarım. Şöyle satınca da 4M nakite ulaştık dostlar. Gerçekten mis gibi slot. Üzerine daha hacker'ımız ve 31 TS'miz daha var. Şimdi dostlarım şellerimizi de koyuyorum şöyle sizlerin huzurunda. Biraz daha pot alacağım ve slota devam edeceğiz dostlar. Can potumuz da bu arada yavaş yavaş suyunu çekmeye başladı. Bir ara can potu depolayacağım. Bir de dostlarım geçen videoda kastığımız her şeyi sattık. 418M nakite ulaştık. İnşallah yakında kafalık mitril ya da donluk mitril bakacağız. Duruma göre hangisi en ucuz parçaysa o mitrili alacağız. Hani göğsü haricinde en ucuz parça neyse o mitrili almaya çalışacağız. Slot'a gidiyoruz. Farm'a devam ediyoruz. Evet dostlarım şöyle kaydımıza girdik. Çünkü bir adet boost'umuz da geldi açıkçası. Yani bayağıdır dönüyoruz tabii. O boost gelmesi ayıp olurdu. Bu arada mikrop yani adeta dostlar inanılmaz bir adam. Uydu uğraştı o çocukla ya gerçekten sabahtır. Bizde de uydu uğraştı dostlar bu arada. Ama yani dostlar dokunmamak lazım bu tarz adamlara. Adam dizmiş yani 800-900 bin liralık çar şimdi. Bizim bu farmer çarını açıkçası yerden yere vurur. Çok da düşman edinmek istemiyorum dostlar. Hani açıkçası o yüzden daha sakin, daha ılımlı bir politika izleyerek elimizden geleni yapacağız. Yani o adama ben de vursam, diğer okçu da vursa inanın düşmeyecek zaten yani. O adam düşmez dostlar. Yani adam tam bir terminatör gibi. O yüzden ne yapacağız? Biz farmımıza devam edeceğiz. Yolundayız, yolumuzdayız dostlar yani. Anladınız mı? Gerek yok dostlar. Gerçekten gerek yok.
Bazen böyle hatalar yapıyordum eskiden. Adama dalıyordum. Ondan sonra adam geliyor dostlar. Bize bir ömür burada farm attırmıyor. Biz ılımlı politika izleyeceğiz dostlar. Farmcıyı kesmemeye özen gösteriyorum. Slotta human varsa saygı duyuyorum elimden geldiğince. Zaten videolarda görüyorsunuzdur. Çok agresif tavırlar takınmıyorum artık. Biz de dostlar boss'umuz da geldiğine göre gayet gerçekten artık güzel bir farm'a ulaştık. Hani ister istemez. CZ'mizin kapanmasında şurada kalmış 13 dakika. 13 dakika daha farmımıza devam. Evet dostlarım, CZ'miz kapandı. Şöyle hemen düşen itemlerimizi satalım. 39 TS'ye ulaştık bu arada. Gerçekten hiç de fena olmayan gayet güzel bir farm yaptığımızı düşünüyorum dostlar. Bakın hemen şöyle ne yaptık? Sattık itemleri. Sizlerin huzurunda 570K'da 5 emparaya ulaştık dostlarım. Net 5 emparamız var şu an. Üzerine bir buz 39 TS daha bankamızda ıvır zıvır. Gerçekten şahane dostlar ya. Geçen videoda bu arada dostlar yorumları okudum. Teker teker biliyorsunuz her yorumu okuyorum ve her yorumu cevaplıyorum. Bazı arkadaşlar hani farm videosundan ziyade kardeş her şeye benziyor şeklinde yorumlar atmış. Dostlar bu günlük videosu. Yeri geliyor farm yapıyoruz, geri geliyor Draki'ye giriyoruz. Yani ben oyun içinde yapılabilecek her şeyi sizlerle birlikte yapmak istiyorum. Mesela bu bölümümüz farm ağırlıklı olur. Diğer bölümümüz upgrade ağırlıklı olur, Draki ağırlıklı olur. Artık onun ismini koymaya çalışıyoruz. Elimizden geldiğince videolarda sizlere seyir zevki vermeye çalışıyorum. Hani bazen Draki JR ağırlıklı videolarımız olabiliyor. Hani farm yapacak vaktim olmuyor, bazen oluyor. Hani sizlerle birlikte tatlı bir şekilde bu süreci yönetmek istiyorum açıkçası. Tabii ki hani yorumlarda belirtin ne istiyorsanız onu yapmaya daha çok gayret ederiz ama sizler de beni anlayışla karşılayın. Hani bazen gerçekten o an farm atamıyorum. İşte o an o event'a giremiyorum. Ya da bazen sadece farm atıyorum, upgrade yapmıyorum. Hani upgrade yapınca ister istemez genellikle zararda çıkabiliyoruz. Gerçi pek de zararda çıkmıyoruz ama çok da riske girmek istemiyorum. Bu tarz şeyler. Velhasıl şimdi BDV'ye tıkladık. BDV gelene kadar ne yapacağız dostlar? Tabii ki de Old Meat Staff farmı yapacağız. Geçen videomuzda düşürmüştük. Onu da sattık dostlar bu arada. 1M, 1.5M'den çok seri seri satılıyor dostlar. Hatta 1M'den buyu var. Yani hemen de alıyorlar. O yüzden belki bir hide double yakalarsak videoya gireriz. Şimdilik BDV'ye kadar devam. Evet dostlarım aradığımızı tabii ki de bulduk. Antalesimizle baş başayız şu an. Perimizi çıkardık dostlar. Şöyle antalesimizi kesiyoruz. Haydi bakalım. Mid staff artı 4 yemin ederim. Yani Ron staff falan zannettim dostlar. Neyse sıkıntı yok. Gayet güzeldi. Bir antares keyfi yaptık sizlerle. Boss aramaya, dolanmaya tam gaz devam. Dostlar tabii ki ben o antresi koklar bulurum. Bir antres daha buluyoruz. Haydi bakalım bunu da keselim dostlar. Birinin içinden drop alamamıştık düzgün. Bundan güzel bir şey alalım bari. Aga iteme bak ya yalnız. İteme bak. Felaket. Felaket. BDV'ye girip şov yapmamız yok mu dostlar? Yalan buraya. Nasıl dostlar? Felaket. Dostlar BDV'mize girdik. Şimdi hızlıca SV'lerimizi dağıtalım. Şöyle partimizin SV'leri çok önemli. Özellikle priestlerimizin SV'leri çok önemli. Hemen onların SV'lerini verelim. Hızlı bir şekilde şu arkadaşa verdik de. Şu arkadaş nerede ya? Heh. Neyse dostlar velhasıl bir de Wolf kaldıralım partimize. Hızlı bir şekilde humanlar geldi. Şöyle bir karşıyı yokladık. Bu arada dostlar mana çekme artık kullanmıyorum. Zaten çok pahalı. BDV'leri de kazanamıyoruz. Ondan dolayı çok fazla kullanmayı tercih etmiyorum. Şöyle bir külümü aldım kendime. Karşıyı bir yokluyoruz dostlar. Açıkçası karşısı biraz sıkıntı gibi duruyor ama bizim varyorlar da felaket dostlar yani. Şöyle bir toplu kür gelir mi partiye? Tabii ki de. Heh, geldi. Hemen Wolf'ümüzü kaldıralım. Partimize destek olalım dostlar. Karşı Gaddis. Oo, bu adam sıkıntı gibi duruyor dostlar. Bunlar bu parti gene meseleli gibi duruyor açıkçası. Yani biz nereye dalacağız? Bu biraz sıkıntı. Bizimkileri yiyorlar dostlar ya. Yok. Yani inanılmaz bir human egomanyası var VDV'lerde. Pandora 1 de girsek, 2 de girsek hiç fark etmiyor. Şöyle Priest'imize destek olalım dostlar. Bir tur kürünü alalım. Biz de destek oynayacağız.
Zaten Warrior varsa dostlar, Melee Parti varsa yani kesinlikle şey çöp oluyor yani. Hani inanılmaz derecede bizler. Neyse bir denemeye çalışalım bir tur Dostlarım daha bakalım. tekrardan indik. Şöyle gördüğünüz gibi bu sefer priestlerini oynamaya çalışacağız. Şu Eishan'ı kesmemiz lazım bir şekilde. Güzel Eishan düştü. Hemen diğer priest'i oynuyoruz hızlı bir şekilde dostlar. Adamı çektiler sanırım. Biz ortada kaldık yalnız. Yani felaket dostlar. Yani söylenecek sözler kifayetsiz. Gerçekten CCCCC diye hakaretler, her şey yellow göründüğü gibi yani. İnanılmaz dostlar. Yine herhalde alamayacağız gibi ama. Hani dostlar ne bileyim elimizden geleni yapıyoruz ya. Devam. Evet, BDV'miz bitti. Maalesef kaybettik. XP'mizi aldık. XP kağıdımızı aldık. Buradan ayrılıyoruz. Partimizin yani cürmü bu kadardı. Yapacak bir şey yok. Hepsinin eline koluna sağlık. Zaten BDV kazanamıyorum dostlar. Öyle bir event benim için yok gibi bir şey açıkçası varlığı yok arası. Hiç fark etmez bana. Neyse. Şimdi Pandora 1'e geçelim. Daha stabil bir farm slotuna gidelim dostlarım. Buradan bir yeşil kutu alsaydık çok güzel olurdu ama yapacak bir şey yok. Şöyle droplarımız burada zaten önceden kastığımız 5 M paramız üzerimizde. Farma tam gaz devam. Evet dostlarım BDV'mizden sonra Pandora 1'e geçtik. Pandora 1'de şöyle çift slot troll slotunu boş buldum. Tadından yenmez dostlar biliyorsunuz bu slot. Eğer çift slot olursa tabii ki dostlar troll slotu golemden bile daha iyi hale gelebiliyor. Çünkü TS'ler gerçekten iyi para ediyor yani. Hem de kıldırmalık shell dağıtıyor. Gayet optimal güzel bir slot dostlar. Görev item, mörev item, ıvır zıvır derken buradan yine güzel bir kazanç elde ederiz diye düşünüyorum dostlarım. Şimdi silahlarımızın RP'si gelecek dostlar. Bu slotun en büyük sıkıntısı bu bence. Hani sürekli silahların RP'sinin gelmesi. Ama yedek bovlarımızda tam gaz görevde olacağız. Açıkçası 4 tane yedek bovumuzu hemen ben şöyle çıkarayım. Dostlarım 4 yedek bovla birlikte burayı ne yapacağız? Rahat bir şekilde döneceğiz. Şimdi dostlar 2 tane TS'ye ulaştık. Direkt slota girer girmez bunları attı. İnşallah bol bol daha fazla TS alırız diyelim ve farmıza tam gaz devam edelim. 3 oldu gördüğünüz gibi. Yağmur gibi yağacaktır dostlar. Çift slot sonuçta boru değil yani. Tam gaz devam. Dostlar tekrar birlikteyiz. Şöyle 10 tane TS'mizi kastık dostlar. Yine 49 TS'ye ulaştık. Eşyası daha fazla yani troll slotuna gitmeyeceğim. İnanılmaz kalabalık. Humanlar sürekli basıyor. Şöyle bir çıkalım dostlar şuradan ufak bir slot arayalım. Yani gerçekten dostlar inanılmaz bir PK dönüyor ya size anlatamam yani. Dostlarım elitlere geçtik. Şöyle ilk drop'umuz olan bıs drop'umuzu aldık. Çakma buz gerçekten inanılmaz. Burada dostlarım durabildiğim kadar durmayı düşünüyorum. Yani güzel slot burası normalde. Raptor falan da atıyor herhalde ama bize bir şey atar mı orasını bilmiyorum. Bakacağız yani duruma göre. En kötü coin miktarı güzel dostlar. Şurayı bir deneyelim. Yani hiç buraya gelmiyoruz biz. Niye gelmiyoruz dostlar? Yani gelelim buraya. Deneyelim elimizden geldiğince. Devam. Dostlar tekrar kayıttayız. Şöyle gördüğünüz gibi bir tane de besimizi aldık slottan. Fena gitmiyoruz. Güzel gidiyor şimdilik. Yani sürekli bir human geçiyor. Öyle bir problem var ama. Ya zaten bu slotun olayı da yol üzerinde olması dostlar. Derken bir beste aldık mı? Yok. Benim gözler gitmeye başlamış dostlar. Gece 3 oldu tabi ister istemez. Cidden gözler yansıma gibi görüyor artık. Neyse problem yok dostlar. Burada elimizden geldiğince farma devam. Dostlarım bir adet de talisman upgrade item'ımız geldi. Üzerine bir de STRBS maşallah Allah arttırsın. Tam gaz devam dostlar. Bu slot gerçekten güzel. Sadece basılma olayı çok fazla oluyor. Bu talisman upgrade item'ları olmadı satmayız dostlar. Bizler de zaten biliyorsunuz Splint talisman fragmentlerimizi biriktiriyoruz. Biz de alacağız yani bu itemi sonuçta. Onu basacağız dostlar. Ne yapacağız yani? Yapacak başka bir şey var mı? Devam. Dostlarım bir tane de boss'umuz geldi şöyle gördüğünüz gibi. Gerçekten çok bereketli bir slot dostlar burası. Harbiden yani burada farm atmak lazım. Bir şekilde zorlamak lazım. Ama tabii burada farm atmak biraz zor dostlar. Mesela az önceki slotu adam ele geçirdi ister istemez. Biz buraya geldik. Yani burada farm atmak gerçekten lazım dostlar. Hem nakit drop'u da güzel burada.
ister istemez. Her şeyiyle 10 numara 5 yıldız yani. Şimdi biz burada farmımızda ne yapalım dostlar? Devam edelim. Beni acayip uyku bastı ama bu busu da gördükten sonra bilemedim uyusam mı uyumasam mı yani. Dostlarım yarın tatilim ama bilemedim dostlar. Bakalım biraz daha farmlayalım. Yani tadı damağımda kalıyor vallahi billahi. Bu oyun yüzünden uykusuz kalıyorum dostlar. Her gün var ya işe gidiyorum deli gibi uykum var. Umarım sizler de böyle sorunlar yaşamıyorsunuzdur. Maalesef bazı Night Online problemleri diyelim biz bunlara dostlar ve farmımıza tam gaz devam edelim. Dostlar sağda gördüğünüz gibi bir BES daha alıyoruz. BES 2 oldu. Yani dostlar ben bugün uyuyamam ya böyle giderse gerçekten yani. Büyük problem. Büyük problem devam. Dostlarım farmımızı burada salıyorum artık. Bu gecelik yeter. Yatıp uyuyalım. Yeterince zaten PK çekişme her şey geçiyor. İster istemez bu kadarı kafi yani. Şunları da dostlarım NPC'mize satıyorum. Sizlerin huzurunda şunu da hatta alayım. Şu itemlerimizi de şöyle NPC'ye sizlerle birlikte satalım. Elitler güzel arkadaşlar ama yol geçen anı gerçekten inanılmaz fazla baskına uğrayan bir slot. 906K'da aldık dostlar. Neredeyse 7M nakite ulaştık. Şöyle ben CZ'den de çıkayım dostlar. Karakterimizi yarınki farma hazırlayalım. Evet dostlarım güne Draki haklarımızda devam ediyoruz. Şöyle Drakilere girmeye başladık. İnşallah güzel droplar alırız diyelim. Bayağıdır da VB almıyoruz. Ben SP kağıdını da basacağım dostlar. Hatta BDV'den aldığımız SP kağıdını da bastım. Sizlerle birlikte güzel bir BDV, ay güzel bir Draki geçirelim inşallah. Daha sonra JL'mizle devam edeceğiz dostlar. Biraz daha event ağırlıklı gideceğim. Daha sonra farm'a yöneliriz. Şimdilik bu şekilde dostlar. Devam. Evet dostlarım günlük 3 adet Draki hakkımıza girdik. Rudriki ile birlikte sadece 1 adet kafalık Warrior Shell aldık. Yani yapacak bir şey yok dostlar. VB alamadık. Şöyle atıyoruz. Zaten videolarımızda böyle 6-7 tane VB alınca sonradan VB gelmiyor. Şimdi dostlarım biliyorsunuz zaten bu Shell'leri falan kasmıştım. Orada böyle sesli konuşamadım. Pek müsait değildim. Telefonla falan konuşuyordum. Bazen öyle konuşamadığım zamanlar ister istemez dostlar sadece videoda işte gösteriyorum o şekilde. Şimdi CL'ye gireceğiz dostlar. Ben Pandora 2'de tıklamayı düşünüyorum. Gerçekten Pandora 1'de çok fazla kaybediyoruz çünkü sürekli CL'leri. O yüzden Pandora 2'de girmeye çalışacağım. Ya 2'de gireceğim ya da giremeyeceğim dostlar. Açıkta kalsın fark etmez. Zaten Pandora 1'de girince genellikle 2 tane Black Gem'le falan çıkıyorum. Yani çok da problem değil yani. Gireceksek 2'de girmeye çalışalım. Giremezsek de canımız sağ olsun yapacak bir şey yok. Karakterimizi bir an önce 83 level yapmam gerektiğinin çok farkındayım. %46'ya kadar getirdik dostlar. Şurada görevlerimiz falan var. Yani CZ chat devam ediyor. Onu da bitireceğim. Daha sonra burada işte şeyde Pandora 1'e geçeceğim. Şuradaki görevlerimiz var dostlar. Bunlar gerçekten Boro, Balrog gibi böyle değerli görevler var. Bunları yapacak bir parti bulursak çok güzel olur. Buradan ciddi bir XP alabiliriz yaklaşık. Yani şu görevcide nereden baksanız dostlar bir 700-800 milyon XP var. Orayı almamız lazım. Velhasıl hemen Pandora 2'ye geçelim dostlar. Evet dostlarım JR'miz muhtemelen almayacak bizi. Çünkü 379-326 83 level'ları öncelikle alıyor biliyorsunuz. Aynen dostlar. Yani ya Pandora 1'de gireceğiz ya da giremeyeceğiz muhabbeti oluyor. Ben de 1'de girip adamlara free win verdirmek istemiyorum. Belki benim sayemde bir parti daha az girer. Ve böylece onlar yani humanlar daha az gem alır. Her türlü benim için daha şey. Sonuçta beni Rebiki adamlar o işleştiren oyun sistemiyle de yani ne bileyim dostlar bir yere varılmaz. Biz 83 level olana kadar JR'leri unutalım dostlar. JR'siz bir şekilde farm yapmaya devam edeceğiz. Sıkıntı yok. Şimdi Yançar'a geçiyoruz dostlarım. Yançar'ımızla ne yapacağız? Yançar'ımızla Draki haklarımız var. Onları da yapalım. Sibernetiği biliyorsunuz zaten. Geçelim Sibernetiğe. Dostlarım şöyle gördüğünüz gibi ilk Weapon Breaker'ımızı daha Cybernetic'in ilk Draki hakkında alıyoruz. Şöyle bir içimden açıkçası Pandora 4 geçti. Dedim bayağıdır bir Pandora 4'e girmiyoruz. Bir gireyim bakayım dedim Cybernetic'le. Girdik üzerine hemen gördüğünüz gibi bir tane de Mageshare geldi. Güzel gidiyor dostlar. Bakalım inşallah güzel Draki'lerimizi kapatırız diyelim. Daha zaten ilk hakkımız. Evet dostlarım Cybernetic'in Draki hakları da bitti. Güzel geçti açıkçası. Weapon Breaker'ımızı aldık.
1 adet weapon breaker'ımızı koyuyoruz dostlarım. 3 adet de shell'imiz var. Onları da koyuyoruz. Şöyle shell'lerimizi de dizdik yine. Evet dostlarım, videomuzun sonuna geldik. Bu videomuzda 7.8M nakit para. 1 adet VB'miz var. Artı 5 hacker'ımız var dostlar. MP Recover. Old Beatles staff'ımız. 49 adet TS'miz. Talisman upgrade item. Boost'lar. Besler ve 4 tane de shell'imizle bu videomuzu sonlandırıyoruz dostlar. Resmen 0 emot'la kastık dostlar ama bunları. Üzerimizdeki her şeyi topladığımız zaman 50 em tutarında bir farm yapmış oluyoruz dostlarım. Velhasıl buraya kadar izleyen herkese çok ama çok teşekkür ediyoruz. Ve bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum dostlarım. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.